Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Güzel Antalya'mızdan da selamlarımı iletirim. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden Araplarla başlanıyor. Yalnız dün Kocaeli için, son iki ayak için söyleyecek hiçbir şeyim yok. %1'lik atlar geldi. Maiden'da gene orası. Bir sürpriz gelen at. Bir de handikapta geldi. O atları bulup önermek, söylemek hani bizler için çok zor. Atlarda veri yok. Çok istediğimiz o verilerden yok. Bekletilen safkanlar, at sahipleri bekletirler öyle durumlarda hep. 5-6 yarış sonra birden bir koşu yaptırıp hepimizi yanıltırlar. İki at sahibi de aynı yolu tercihledi ve bizleri haliyle yanıltmış oldular. Buna benzer sonuçlar her zaman olur. Bu at yarışının özelliği de bu. Maiden'dayken bu lafı açtım. Maiden'lar arkadaşlar her şey oluyor. Oluyor yani. %1'lik atlar çatır çatır yarış kazanıyormuş. Eğer 2 gene çıkmazsa Maiden'dan AGF'si yüksek. Bu at sahiplerine bağlı tabi bundan çıkıp çıkmamaları. Çıkmazsa gene her türlü sonuç çıkartırlar. Sürpriz taraması yapabilirsiniz. Yani ayırmak zor. Öyle yarışlara bakıp derecelerden falan ayıramazsınız bu grupları. Ya 2 tek olur. 1, 7, 8, 4 diye sıralama gider. İnanın buradaki %1'lik atlardan daha iyi. Çok kolay yarış kazanıldı. Yapıyorlar yani. Buna yapacak bir şeyim yok. 2 ya tek ya çok at. Ya da tuttuğunuz at. Öyle söyleyeyim. İkinci koşu şart 4. Hemen altında da üçüncü koşu var. Burada iki tane safkan var arkadaşlar. Biri 5 Zeynep Fest. Aşağıda da iki isten ateşi. Bunlar bu yarışların, bu şartların kaliteli atları. Ancak koşamayan, o eski performanslarını gösteremeyen kaliteli atları. Burada 5 gösterebilir o İngilizlerde ama bir Ottawa çok hazır gördüm atı. AGF'si doğru, kazanması normal sonuç. Yanına at yazalım derseniz de ondan daha kaliteli handikapa ve duruma sahip, yarışa sahip olan 5. Bu da mesafeye çıkıyor. Şimdi mesafede iki türlü ikmeye çıkacak. Ya bayılıp kalır, elde kalır, tavaya girmez. Ya da güzel bir koşu çıkartır. Onu bilmek kolay değil. 5 nolu safkan için ama koşar durumda bir var iken onu kazanmasını beklemek daha mantıklı. Sürprizi 5 diğer atlardan beklemiyorum. Birin çok kötü koşturulması sonucu alt gruptan bir at yarış kazanır. O da herhangi bir at. Dişiler olmaz kolay kolay. Yani o erkeklerden ikiye baktım handikap 14 at. Bu maiden alkışmayı falan bunlar çok kötü olur. Birin burada diğer atlara geçilmesi. Bir 5'e geçilir. O da 5'in çok etkili bir performans çıkartması sonucu. Normalde bir tek olmalı kazanmalı. Onu da söyleyeyim yani. Üçüncü koşu kısa vade 8. Eğer yarış sentetik çim olsaydı 2 isyan ateşi direkt favori yapar. Hatta tek dahi önerirdim. Yarış günü 2 yarıştır. Çok kötü, berbat yarışları. Bu at hani grup 1 ikincisi bu handikap kaliteyi boşa almadı. İsteyen ateşi boş at değil. İlgilileri bu atı becene, Mehmet becene. Yani çim yarışı, sentetik yarışı yokmuş gibi getirip kısa vade 8'e yazmaları bir başka enteresanlık. İki nolu safkan için. Artık bir tabela yapması, iyi bir koşu çıkarmasını bekleyeceğiz 2'ye. O yüzden burada 1 ve 4 ön plana çıkarlar. 1'in AGF'si doğru. 1'i geçebilecek kalitede koşar durumda. 4 Kaya Fatih var. Ayırmamanızı tavsiye ederim. 1-4-4-1. Gene de ilgililerinin atı yanlış yere yazmalarına rağmen kalitesiyle, handikapıyla yazarım derseniz 2 isyan ateşi böyle atlar kaliteli atlardır. Belli olmaz isyan ateşi gibi atlar. Hani iyi koşuyu bekliyoruz o gün bugün yapabilir. 2 nolu safkan. Diğer atlar alt grup atı bu 1 ve 4'e göre. Dördüncü koş altılı başlangıcı. Handikap 16, handikap 2. Yarış şartı tehlikeli. Handikap 1 olsa çok daha tehlikeliydi. Handikap 2'lerde kısmen gene hani görünen atlar kazanabiliyor.
grubu incelediğimde burada 5 Anadolu Express 56 günlük bir arayla buraya geliyor, Maiden çıkıyor. Yarışını gördüm, çok rahat. Yani bu tip yarışı bu kadar kolay kazanmaları, şart birden gelmemişler Maiden'dan. Maiden'dan gelip bu handikapı almaları otomatikman grubun en kaliteli atı çıkartıyor bu at. Derecesi, yarışı, İzzet Aksoy ikilisi. Bu atın gelmemesi için ya arızalı yarışa koymuş olmaları gerekiyor. Ya bir sıkıntı yaşadıktan sonra hazır halde getirmemeleri gerekiyor buraya. Kayba koşacaklar. Ya da bilerek handikap 16'yı kazandırmayacaklardır. Onun dışında 5 gibi bu tip atlar rahat yarış kazanırlar. Bu risk almaya değer derseniz, belki şart, burası şart 4-5 olsa zaten 5 otomatik tek olur. Tek çıkar yani. Ya bu risk alalım, handikap 16'yı da kazanırlar. İzzet Aksoy iyidir, sakat at yarıştırmaz, kaydetmez derseniz, hani kaçmaz şarttan, 5 güle oynaya tek olur. 4 de bakın, aslında bunlar şarta uymayan safkanlar. 5-4. Bunlar şartlı atları durumundalar. 4 de daha GP var. Tabii ki ilk etapta yazılacak safkandır. Yukarıda 3'ü Aprantili. Serkan Yıldız da Aprantili bu safkanı direkt öneririm. Bu şarta uyan safkan durumunda. 3 tek kullanmıyorsanız 5-3-4'ü birlikte düşününüz. Bunlardan birinin kazanması gerekiyor. Umarım dışına çıkartmazlar. Başka bir şey yoktur. Ve tekrarlayayım. 5 nolu safkan. Hani sıkıntılı değilse ki, sıkıntılı görmedim atı çalışmalarında. Handikap 16'yı da kaçmazlarsa şarttan, ben kolay kazanacağı düşüncesindeyim. Bu kilo ile, bu yaptığı kalite ve dereceyle. 5 olmazsa 3-4 birlikte düşününüz. 3 kronun hem sürpriz atı hem şartı uyan safkanı. Varsa diğer atlardan kendi tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. Önemli bir safkan yok şu durumda. 5. koşu satış 2. 4 yukarı Araplarda satış yarışında. Artık satış atı oldu 4 nolu safkan gibi. Burayı iyi koşan atlara direkt götüreceğim sizleri. Onlardan performans bekliyorum. İyi yarış bekliyorum daha doğrusu. Ha, 4, 5 ve 2 nolu safkanlar. Bunlar hem iki tanesi görünen safkan ve Delayla gibi 5 gibi çok güzel sürpriz yapacak durumda bence. 7 Arifcan gibi atları da ilave edip sürpriz atları da bulundurmanızı tavsiye edeceğim bu satış 2'ye. Arifcan mesafe ters gibi dursa da bu tip atlar bu satış 2'ye geldiklerinde, hani uzun koşan atlardır, Çivici gibi örneğin. Bu mesafe fark etmeksizin Urfa'da handikap düşürülen, iki yarış gösterilen bu safkan hedef yapılır ve otomatik kazanıma girerler. O yüzden %5'lik bir at değildir. Zaten hani çok at yazıyorsak sürpriz peşindeyizdir. 7 Arifcan, diğeri de 5 Delayla benim burada sürprizde gördüğüm safkanlar oldular. 4, 2 bunlar zaten görünen atlar. Diğer atlardan yani 3, 1 AGP almış durumda. 10 gibi yani diğer daha atlardan. Çünkü Arap satışı burası. Arap yarışı. Burada da yani sürpriz sonuçlar her zaman çıkartılır. Gelir yani sürpriz atlar. Benim başka önereceğim safkan olmadığı için sizin tuttuğunuz atlar varsa eklemeyi sizin yapmanızı isteyeceğim. Beklentim 7-4-5-2 arasında bir yarış. Ve bunlardan birinin ganyan olması, birinci olması. 7-4-5-2. Ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Tek çok inandığınız varsa kullanın ama buralarda pek teke gitmemenizi de öneririm. 6. koşu grup 3. Burada 3 nolu safkan 3 yarıştır kazanıyor. Grup 3'te kazandı. İyi at. Zaten kalitesiyle de görürsünüz. Tek olmayı hak eden bir safkan. 3 nolu safkan. Çok kolay kazandı yarış. Yalnız belki bugün olmayacak grup 3'te. 2 nolu safkan. Foal bir safkan bu da. Yarışında izledim. Çok rahattı şart 4'te. Bu foal safkan. Belki bugün zorlayacaktır 3'ü. Geçemeyecektir ama gelecek günlerde 2'nin
bu grupları geçtiğini görebileceğiz. Tabi burada ilgili takip edeceğim ikinci safhanı. Yani direkt grup atı olma yolunda gidecektir, durmaz. Hani zorlarsa belki 3'ü geçme potansiyeli bende var ama bugün yaparlar mı o birinciliği bilmiyorum. Yazılırsa 2 derim sadece 3 nolu safkanın yanında. Sonrası 5-4 gibi safkanlar var. Bence 3'e rakip değiller 5 ve 4. Ya bence bu. Bence 3'ün rakibi burada 2 olur. Birinci olacak at. Yoksa tabii ki tabloya 4-5'te tabii ki yazılır. Çok at yazıyorsanız diğer atlara ama tek kullanmayalım bu atı yıkalım derseniz de 2'yi sadece önenir bırakırım. Bugün olmasa da yarın bence 2 bu grupları geçecektir. 7. koşu kısa vade 8-2. Yani çok formda devam ediyor bu at yoluna. Geçiyor yani. %80-82 AGP. Bir şey diyemiyorum. Geçtiği gruplar. Ekürü desteği de var. Hala geçerliliğini koruyor. Tek olması normal sonuç olur. Eksik koşar. Artık yoruldum der. At, hani yarışta at yarışıdır bu. Starttan çıkmaz. Başına bir iş gelir. O zaman da bir. Biraz bence gücünün altında koşuyor. Bir nolu safkan. İkiye de geçiliyor sürekli. Bir olur sadece rakip. Bir at yazalım derseniz bu AGP'nin yanına da. Vallahi olur derim. Böyle durumlarda severim AGP'lerin yanına at yazmayı kendi adıma. Biri önerir bırakırım. 8. koşu maiden. Yukarıda 1. koşuda bahsettiğim olay burada geçerli. Biz ne yaparsak yapalım çıkartmıyorlar. 17 yarıştır 544 bin kazanan Kukitay. 17 yarıştır adamlar talimat veriyorlar. Bence tabii. 10 tanesini vermiştir talim. Çıkma kardeşim benim paraya ihtiyacım var. Bizim at çıksa ne olacak? Ondan sonra tavır yapmayacak. Diyen birçok at sahibi var. Aprantisine, jokeyine. Bu büyük jokeyler de olsa fark etmiyorlar. Hepsi uyuyorlar birebir. O yüzden buraların bu maiden yarışları bu as sahipleri yarışlarıdır. Bak Ahmet Kaya falan bu as sahipleri kolay kolay maiden'dan çıkartmazlar. Atları iyi değilse. Çoğunlukla da iyi olmuyor ve çıkartmıyorlar. Ya burayı çok at bulundurmak her zaman önemli. Mesafe erkek atlar için geçerli. Yukarıda bakın yüksek AGF'ler. 4-2. 2'ye bakın yani direkt olarak jokey eksilediler. Hayırdır Batuhan? Batura, hayırdır yani ne oldu? Niye jokeyini düşürdün? 59 kilo koşsan ne olur? Adamlar koşuyorlar 58 kilo bakın. Yani niyetleri bozuk arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Bulamıyoruz zaten. 4 çıkmıyor, 3 çıkmıyor. Aşağı iniyorum 2 erkek at daha var. Gene bakın birinde apranti. Bir de apranti ile çıkıyorlar. Bir de garip tarafı bu. Jokeylere para vermeyeceğiz diye çıkacaklarsa yamak sıfırlara daha düşük ikram para veriyorlar. Oradan hep kar elde ediyor. O yüzden apranti yamak sıfırlarla meydan çıkıyorlar. Belki o yüzden koyuyorlardır. 1 ve 2. 3'ü öneneceğim. Biraz at gibi duruyor. Şart 4 yarışı var gördüğüm kadarıyla. Hani grup içerisinde kıpırdamış bir safkan. Sonrası herhangi bir at artık. 6, 7, 5, 8, %1'likler işte böyle geliyorlar. 1 de çıkmıyor, 3 de çıkmıyor. 4, 2, lay lay lom. Kim çıkacak? Fark etmiyor artık kim çıkarsa çıksın. Bırakıldıktan sonra herhangi biri. 6, 7, 5, 8 bunlardan da tercih edebilirsiniz. Önemli ama diğer olaylardan dolayı. 9. ve son koşu. Handikap 15, yamak 1, handikap 1. Şartın yamak 1 olması sıkıntı. Benim için ciddi anlamda sıkıntı. 2'ye de baktık, 1'e de baktım. Diğer atlara da bak. 7'ye, 5'e, İnceoğlu. Bu İnceoğlu tabela yapması gerekir burada en kötü. 60 kilo ile. Ancak şart ve grup çok tehlikeli. Yamak bir. Ya tek kullanalım, kurtulalım tekle buradan. Ya da bütçeniz oranında AGP takip edebilirsiniz. Çok at yazabilirsiniz. Yamak birlere bağlı sonuçta. Onların nasıl performans göstereceğini kestirmek zor. Bildiğim bir şey 11'deki apranti bu hatta uyum içerisinde. Artısı bu.
Şarta direkt uyan sapkın olması artısı 2. Kilosuyla bunlar hep artı ve kazanması, derecesiyle kazanması çok çok normal sonuç olur. 11 no'lu bu dişi sapkın. Bundan sonrası işte dün geldi %1'lik bir yaz son ayakta. Araplarda geldi gerçi, o Araplar yapıyor. Herhangi bir atın gelme olasılığı var. Ama onu da önermek, 2-3 hafta önermek benim için çok zor. O yüzden tek kullanmıyorsanız bütçeniz oranında tuttuğunuz atları dileyen AGF takip ederek, dileyen inandı atları yazarak devam edip geçebilir burayı. 11'in tek olması gerekir. Son ayak teki olarak da öneririm Antalya'mızın 9. koşusunu. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.